Hayırdır? Bir şey mi oldu? Ne bileyim. Baba ara dedi, ben de aradım. İyi oldu aslında. Anne Kudret Bey'i arayacaktım. Hayırdır? Merhaba. Bu Yener'e dikkat et. Sana fena kuruluyor. Bak benden söylemesi. Efe ile ilgili hemen konuşmamız lazım. Yener'le bunlar görüşmeye başlamış. Şu an bundan daha önemli problemimiz var. Narin kaçırıldı. Nasıl yani? Güpegündüz. Evin önünden hem de. Ne diyorsun oğlum sen? Benim yaptığım kazayla ilgili savcılığa ifade vermeye gidecektik. Ferah da gelecekti. Onları almaya gitmiştim. Ben gitmeden birkaç dakika önce kaçırmışlar kızı. Ferah nasıl? O iyi. Ne oldu? Blöf yapıyor. Aklı sıra psikolojimi bozacak. Ne dedi? Ayağını denk al dedi. Asıl derdi Efe. Ama ben çıkarken Can geldi. Muhtemelen kızın kaçırıldığını anlatacak. Babamla polisten önce peşimize düşecek. Hani çobanı bizden önce bulursa yandık. Ferah, benim kızım Kudret Fetta. Buyurun. Kızım ne diyeceğimi bilemiyorum. Can anlattı, ondan duydum. Bir geçmiş olsun demek için aradım. Sağ olun. Ama bir şeyin geçtiği yok. Haklısın kızım. Ateş düştüğü yeri yakar, biliyorum. Ama merak etme, geçecek. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa bizi mutlaka ara. Teşekkür ederim. Ah, canı veriyorum. Ferah. Var mı gelişme? Yok. Geleceğim yanına. Ararım. Tamam. Koyu. Hemen bu işin peşine düşüyorsun. Ara Veysel amiri. Hayır. Kuyu bu işe karışmayacak. Polis ilgileniyor zaten bu işle. Allah aşkına bırak şu inadı. Polis de işini yapsın, biz de işimizi yapalım. Evet. Gel bakalım Ercan, gel. Savcım, biz bu korkmazı niye almadık? Alıp ne yapacaktık? İfadesini verecekti. Ben böyle çok zor durumda kaldım. Ya benim de üstlerim var. Adamın evine kadar gidiyorum, almadan çıkıyorum. Yani bu hiç hoş karşılanmadı. En fazla bir gün gözaltında tutacaktık. Kız ifadesini verebilseydi zaten tutuksuz yargılanacaktı. Mahkemede de beraat edecekti. Ercan, asma suratını. Narin kaçırıldı. Elinde daha büyük bir şey var. Ya tamam, dosya birdenbire büyüdü ama... Aması maması yok. Bu dosya daha da büyüyecek. Sana söylemiştim. Kudret Fettah'a dokunan biri asla masum kalamaz. Can'dan mı bahsediyoruz? Can ya da bir başkası. Ama bu işin mutlaka Kudret Fettah'la bir alakası var. Ya yoksa? Ya varsa? Senin işin bunu öğrenmek. Nasıl? Can'la arkadaş olacaksın. Ne bulursan onunla paylaşacaksın. Ki Can da bu işin peşine düşsün. Ne demek istediğinizi tam olarak anlamadım savcım. Suç peşine düşenleri içine çeker. Bunu sakın unutma. Can bu işin peşine düşsün ki dosya büyüsün. Dosya büyüdükçe altına attığın imza çok daha büyük olur. Anladın mı şimdi? Anladım savcım. Çok iyi anladım. Hadi bakalım. Mobese görgü tanığı ne buluyorsan Can'la paylaşıyorsun. Başlıyorum. Hadi. Biliyorsun değil mi? Kız ölmüş bile olabilir. Düşünmek bile istemiyorum öyle bir şey.
Ne yapıyoruz baba? Hiçbir şey. Ne demek hiçbir şey? Ayağı hiçbir şey. Kuyu karışmayacak. Polis ilgileniyor zaten bu işle. Olmaz öyle şey. Elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Bak müsaade et. Kuyu bir yerden başlasın. Kudret Bey. Benim onayıma neden ihtiyaç duyuyorsunuz ki? Ben zaten buradan çıkıp gittikten sonra kuyu önce emniyette sonra sokaklarda ne kadar adamı varsa arayacak zaten. Kim niye böyle bir şey yaptı öğrenmemiz lazım. Hayır. Ben hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Ben sadece sağ salim bu kızı bulmak istiyorum. Ama suç işlemeden. İzninizle. Bu işin ucu sana dokunuyor. Sana dokunan her şey bana dokunuyor demektir. Her şeyin sizinle ilgisi olması gerekmiyor Kudret Bey. Bana güvenin. İzninizle. Kübra hemen çalışmaya başla. Ya dur. Gitme beni de götür. Ben bu evde sinirlerim bozuluyor benim. Hoş geldiniz Can Bey. Siz de mi buradaydınız? Evet. Nasıl gideyim? Kız yalnız. Korkması hala arıyor bir şey bulurum diye. Ay kusura bakmayın ya. Buyurun. Geçin. Ferah. Nasıl oldun? Bu çanta Narin'in. Narin'den önce benimdi. Benden önce başka bir kızım. Narin'den önce benimdi. Benden önce başka birinin. Montu, pantolonu, telefonu. Hiçbiri onun değil. Narin'in kendine ait hiçbir şey yok. Bir tek bir bileklik var. Kendine yaparken bana da yapmış. Narin'den geriye bir tek bu kaldı. Ferahcığım, ağzından yelensin. Ne demek ondan geriye bir tek bu kaldı? Aklına getirme böyle şeyler lütfen. Tutacağız Narin'i. Biliyor musunuz? Narin hiç sinemaya gitmedi. Hiç denize girmedi. Bizim hiç böyle bir şansımız olmadı. Efendim. Can Bey, komiser Ercan. Buyurun Ercan Bey. Bir gelişme var mı? Bir şey bulabildiniz mi? Bu BES'e görüntülerinde bir şey var. Böyle çok büyük bir şey değil ama. Nasıl bir şey? İsterseniz buyurun gelin. Çözümlemeye devam ediyoruz. Olur. Hemen geliyorum. Can, ne oldu? Mobese görüntülerini çözümlüyorlar. Ben gidip bir bakacağım. Can, ben de geliyorum. Ferah, sen istersen. Can, ben de geliyorum. Abla, sen de çok yoruldun. Evine git, dinlen. Ben haber vereceğim sana, olur mu? Tamam.
Buyurun, sizi de bırakayım isterseniz. Aa, yok sağ olun, arabam var Can Bey. Can Bey, size bir şey soracaktım. Savcı Bey'le ne konuştunuz acaba? Hiç. Arıyor bir şeyler ama bence ne aradığını o da bilmiyor. Sanki başka bir şeyin peşindeymiş gibi geldi bana. Bu arada siz Yaşar Bey'i nereden tanıyorsunuz? Tanımıyorum. Ama tanışıyoruz. Kendisi müşterim olur. Yani öyle özel bir tanışıklığım yok. Bir haber çıkarsa falan bana da haber verirsiniz değil mi? Tabii. İyi akşamlar. İyi akşamlar.